Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım herkese merhaba. Ben Erdi ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Akıllı telefon dünyasının son birkaç yılını mercek altına aldığım zaman ortaya çıkan tablo şu şekilde. 2016 başında %8 pazar payına sahip olan Huawei, 2019 başında ise bunu %16'ya yükseltirken aynı dönemde Samsung'un pazar payı %23'lerden 18'lere kadar düşmüş durumda. Çinlilerin çok hızlı büyüdüğü ya da bir başka ifadeyle Samsung'un kan kaybettiği alan fiyat performans hassasiyetinin yüksek olduğu ortaya orta sınıf telefonlar. Bakın araştırma şirketi isim geçen yıl yayınladığı raporunda Samsung satışlarının S9 ailesi ve J serisinden geldiğini söylüyordu. Yani üst modeller ve alt seviye cihazlar. Ortası ise bulanık. Ülkemizdeki grafik bundan farklı sayılmaz. Aralık ayında en çok satan cihazlara bakıldığı zaman 10 telefon arasında orta sınıf diyebileceğimiz modeller Huawei modelleriydi ve bunlar üst sıralardaydı. Samsung adına tek dişli cihazsa A7 idi. Daha çok J serisiyle temsil ediliyordu Samsung. İşte bu yüzden Çin modeli örnek alınarak Huawei ve Xiaomi gibi markalar modellenerek geliştirilen yeni A serisi bence kritik öneme sahip. Daha önce A30 ve A50 modelleri için izlenimlerimi paylaşmıştım. Şimdi ise ailenin en büyük abilerinden diyebileceğimiz A70 için bunu yapacağım. Bu defa biraz farklı başlayalım ve önce performans kısmına göz atalım çünkü A70 modelim Qualcomm Snapdragon 675 platformundan güç alıyor ve Qualcomm'u tercihli isimlendirme yanlış algı oluşturmaya ne yazık ki müsait. Bakın şöyle anlatayım isterseniz A70'in rakipleri arasında Snapdragon 710 platformunu kullanan modeller de var. Dolayısıyla ilk etapta 7 %110 büyüktür 675 algısı ortaya çıkabilir. Ama bu tam anlamıyla doğru bir algı olmaz. Detaylara inildikçe bazı farklar olduğunu görüyoruz. Şimdi bir platform olarak bakıldığı zaman Snapdragon 675'in işlemci ayağı olduğundan daha fazlasını vaat ediyor aslında. Şöyle anlatayım. Snapdragon 710'da kullanılan Kryo 360 tasarımı ARM'ın Cortex A75 mimarisi üzerinde yükseliyor. Snapdragon 675 ise daha yeni ve daha güçlü çekirdek mimarisi olan Cortex A76 tabanlı Kryo 460 tasarımını kullanıyor. Ondan besleniyor. Çekirdek çekirdek kıyaslaması yapıldığında ortaya ciddi bir performans farkı çıkabilir. Özellikle de döngü başına komut başarımının son derece hassas olduğu tek çekirdek performans ölçümlerinde. Mikro işlemci tasarımı olarak belki daha fazla derin dalış yapıp daha fazla detaya girebiliriz ama bu video bir ilk izlenim videosu olduğu için işlemci kısmını bu şekilde özetlemek sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Yani Snapdragon 675 söz konusu işlemci performansı olduğu zaman Snapdragon 710'dan daha güçlü. Peki grafik performansının durumu nasıl? Orada işler biraz değişmeye başlıyor. Çünkü Snapdragon 710'da Adreno 616 grafik işlem birimi kullanılırken Snapdragon 675'te ise Adreno 612 grafik birimi kullanılıyor. Arada sentetik testleri yansıtacak performans farkı hissedilebilir Snapdragon 710 yine. Yalnız Snapdragon 675 özeline bakıldığı zamansa Qualcomm'un altını çizdiği detaylardan birisi de oyun için yapılan optimizasyonlar. Qualcomm tarafı diyor ki Unreal Engine 4, Unity, Messiah ve Neo X oyun motorları kullanılan yapımlar için özel bir optimizasyon yaptım. Dolayısıyla hem akıcı bir oyun deneyimi hem de daha yüksek oyun performansı için yaptığımız optimizasyonlar Snapdragon 675'te daha yüksek kullanıcı deneyimi vaat edebiliyor. Merak edenler için optimizasyonun temas ettiği oyunlar arasında PUBG ve Hunter of Kings olduğunu söyleyebilirim. Ve bunlardan başka oyunlar da var tabii ki. Ama en nihayetinde CPU tarafında yani işlemci tarafında daha güçlü, GPU tarafında ise nispeten biraz daha yavaş bir platform olarak değerlendirebiliriz kimi Snapdragon 675'i. Bir başka önemli konu ise kamera performansında belirleyici faktörlerden birisi olan ISP yani görüntü sinyal işlemcisi. Snapdragon 675 Snapdragon 710 ile kıyaslandığı zaman güncellenmiş görüntü sinyal motoruna sahip arkadaşlar. Bu sayede üçlü kamera sistemlerine destek, daha yüksek çözünürlüğe ulaşma ve bokeh yani portre modu için yazılım ve donanım tabanlı farklı uygulama kombinasyonlarına adapte olabiliyor. Yani Snapdragon 675 avantajlı durumda. Son kıyaslama kriterim ise üretim geometrisi ya da daha anlaşılabilir bir ifadeyle üretim aşamasında kullanılan teknolojiye bağlı olarak verimlilik optimizasyonları. Snapdragon 710 10 nanometre üretim geometrisi kullanırken Snapdragon 675 ise 11 nanometre üretim geometrisine sahip. Samsung'un 11 nanometre üretim geometrisi 14 nanometreden izler taşıyan 10 nanometre ile kıyaslandığında maliyetleri o derece yükseltmeden mümkün olduğu kadar enerji tasarrufu sağlamaya yönelik bir ara süreç. Ve Snapdragon 675'te Samsung'un 11 nanometre üretim geometrisine adapte olan platformlardan bir tanesi. Kısaca özetlemem gerekirse Galaxy A70'in sahip olduğu Snapdragon 675 platformu aslında isimlendirmeden yola çıkacak olursak eğer düşünülenden daha performanslı bir platform. Hatta Galaxy A70'in aslında en iddialı olduğu alanlardan birisi de sunduğu performans olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten önemli bir konu, ayırt edici bir unsur olduğu ve herkesten duyamayacağınız için ilk etapta bunu anlatmak istedim. Şimdi arzu ederseniz telefon tasarımıyla videomuza devam edelim. Aslında genel design alt modellerle benzerlik gösteriyor. En büyük fark büyüyen ekrana bağlı olarak çerçevelerin tıraşlanmış olması. Sudanması formunda çentikle gelen A70 ekran kas oranıyla gerçekten beğenimi kazandım. Bu konuda mesai harcandığını söyleyebilirim. Çünkü özellikle minyatürize edilmiş çene çerçevesi gerçekten güzel görünüyor. Samsung'un 3 boyutlu Glastik adını verdiği yaklaşım burada da devam ediyor. Yuvarlatılmış hatlara sahip olan cihazın gövdesinde ağırlıklı olarak cam ve plastik kullanılıyor. Ama hissiyat anlamında herhangi bir olumsuzluk da yaşatmıyor. Fiziksel kontrol butonlarına erişim zor olmadığı gibi butonların verdiği geri bildirim de gerçekten güzel. Üst model olan A80 ile kıyasladığımız zaman telefonun 3.5 mm kulaklık konektörüne sahip olması da artı annesine düşeceğimiz notlardan bir tanesi. Farklı renk seçeneklerinin sunulduğu telefonda her daim görülebilen geçişli bir renk uygulaması yani gradyan renk uygulaması olmasa da ışığın düşme açısına bağlı olarak bir takım renk uygulaması oyunlarını gözlemleyebilmek mümkün. Tercih edeceğiniz renge bağlı olarak bu ışık değişimleri, bu renk değişimleri daha doğrusu farklılık gösterebilir. Ama orada olduğunu söylemem gerekiyor. Telefonun tasarım seviyesinde hoşuma giden bir başka yönü ise mobilitesi. Çünkü 6.7 inç boyutunda büyük bir ekranı ve 4500 mAh gibi hacim olarak büyük bir pile sahip olmasına rağmen 7.9 mm kalınlığında ve 183 gram ağırlığında. Yani bu noktada materyal tercihinin cihazın ölçülerine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Avucun içerisinde herhangi bir konfor sorunu yaratmayan telefonu tek elle kullanması insan neredeyse imkansız. Büyük ekranda telefonun her köşesine kolayca erişemiyorsunuz. Dolayısıyla pratik kullanımda çift el doğru tercih olacaktır. Ama arzu edenler telefonu yazılımsal tek elle kullanım moduna getirip tek elle kullanabilir tabii ki. Sevgili arkadaşlar buradan ekran tarafına geçelim isterseniz. Bu telefonda Samsung'un Infinity U adını verdiği ekran kullanılıyor. Aslında arka plandaki panel tanıdık Super AMOLED panel kullanıyor. Ama söz konusu ekran konseptinde yani Infinity'den sonra gelen U, V ve O gibi terimler aslında bakılırsa telefonun sahip olduğu çentik tasarımına vurgu yapıyor. Ay bu şeye yakından bakarsanız eğer kullanılan çentin aslında U formunda olduğunu göreceksiniz. Ve diğer bazı modellerde bunlar değişkenlik gösteriyor kullanılan teknolojiye bağlı olarak. A70'in ekranında en yüksek parlaklık seviyesi kuvvetli, dinamik aralığı yeterli ve görüş açıları da güzel. Arzu ederseniz ayarlar menüsü altında ekranın renk sıcaklığını kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliyorsunuz. Büyük ekran ve kaliteli paneli sayesinde video izlemek bu telefonda keyifli olacaktır. Ama pek çok rakibi gibi tercih edilen görüntü oranı itibariyle her içerik ekrana tam olarak oturmayabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu arada büyük ekranda multitasking yani ekranı ikiye bölerek birden fazla uygulama çalıştırma deneyimi de bence kim rakiplerinden daha başarılı. Ekran kısmını sonlandırmadan önce biyometrik güvenliğe de göz atalım isterseniz çünkü A70 kardeşi ailede olduğu gibi ekrana gömülü parmak izi sensörüyle geliyor. S10 ailesinden farklı olarak ultrasonik değil optik tabanlı teknoloji kullanan sensör tarama hızı ve isabetli sonuç başarımıyla beğenimi kazanmayı başardı. Ha sınıfının en iyisi mi bunu şu aşamada yorumlamak çok kolay değil çünkü telefonu detaylıca kullanmam ve rakipleriyle kıyaslamam gerekiyor gerekiyor. Aynı zamanda ön kamera üzerinden yüz tanımayla kilit açma özelliği de bu telefonda bulunuyor. Seonlarda olduğu gibi tarama esnasında çentik bölümünde bir ışık oyunu beliriyor fakat algoritma tabanlı görüntü tarama sistemine yüzün 3 boyutlu haritasını çıkartabilen sistemin daha güvenli çalışabilmesine zemin hazırlayan yardımcı bir donanım eşlik etmiyor sevgili arkadaşlar. Telefon satın alma aşamasında kararı etki eden temel kriterlerden bir tanesi de kamera performansı. Galaxy A70 toplamda 4 kameraya sahip. Bunlardan 3 tanesi arka bölümde yer alıyor. Ana kamera 32 megapiksel çözünde ve f1.7 diyaframla geliyor. Aynı zamanda faz algılamalı netleme yapabiliyor. İkinci kamera ise geniş açılı görüntü sağlıyor. Ultra geniş kamera sensör olarak düşünebilirsiniz ve 8 megapiksel çözünürlüğünde. Son kamera ise derinlik bilgisi toplayan 5 megapiksel kamera ve bu kameranın sağladığı bilgiler sayesinde telefon canlı odak özelliğini kullanabiliyor. Yani arkası bulanık bokeh portre çekimler gerçekleştirebiliyor. Yalnız son iki kameranın diyaframı ana kameradan farklı olarak f1.7 değil f2.2 arkadaşlar. Kameraları test ettiğim ortam bir sinema salonunun lobisiydi. Tahmin edersiniz kötü ışık koşullarına sahiptim. Çünkü karanlık bir ambiyans vardı. Ama buna rağmen bende bıraktığı ilk intiba güzel. Fakat kamera hassas bir konu ve değişken ışık koşullarına detaylı bir kullanım gerektiriyor. Dolayısıyla nihai fikrimi telefon geldikten sonra yapacağım. Testler sonrasında paylaşacağım. Diğer taraftan telefonun bokeh kabiliyetini sevdim. Özne ve arka planı başarılı bir şekilde ayırabiliyor. Ve ayırdıktan sonra da arzu ederseniz üst seviye telefonlarda olduğu gibi arka plan için farklı efektleri uygulayabiliyor. Video tarafında ise 4K 30 kare saniye çekim yapabilen telefonda aynı zamanda 1080p için 60 kare saniye çekim de es geçilmemiş. Bu bence güzel bir detay. Görüntü performansı için benzer yorumu sensör seviyesinde 0.8 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan f2.0 diyaframlı 32 megapiksellik ön kamera için de yapabilirim. Tabi bu noktada merak edenler olabilir. Aynı zamanda ön kamerayla da yine canlı odak yani arka tarafı blurlanmış çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat ben bu noktada bir eleştiri getirmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar bakın A70 modeli serinin en pahalı modellerinden birisi olarak 3500 liraya yakın bir fiyatlandırma ile piyasaya çıkacak. Zaten son kısımda bunu değerlendirmesini yapacağım. Ama ön kamerada sadece full HD video kayıt özelliği var. Şimdi bugün pek çok telefonda aslında yine ön kamera full açık kayıt sunuyor belki ama Samsung S5 modelinden bu yana yani birkaç jenerasyon önceki amiral gemisinden bu yana aslında üst seviye telefonlarda 2K video kayıt özelliğini ön kamerayla sunabiliyor. Bana soracak olursanız fiyat ve pozisyonlaması itibariyle A70 üstü modellerde ön kamera 2K video kaydı gerçekleştirebilmeliydi. Bu konuda bir eksiklik hissettiğimi ifade etmek isterim. Buradan yazılım tarafına bakalım isterseniz. Galaxy A70 Android 9 üzerinde One UI arayüzün en son sürümüyle geliyor. Güvenlik güncellemesi tarafında da cihaz Mart ayı tarihli. Yani yazılım olarak değerlendirmem gerekirse kendi sınıfındaki en güncel yazılım paketlerinden birisine sahip. Diğer taraftan arayüz seviyesinde örneğin karanlık mod uygulaması da var. Arzu ederseniz tüm arayüzü karartabiliyorsunuz. Ya da gelişmiş özellikler sekmesi altında telefonun kullanım şeklini zenginleştirebilecek ek fonksiyonları yönetip kolay modüle de arayüzü basitleştirebiliyorsunuz. Kısacası yazılım gerek performans yani hız bakıcılık anlamında gerekse de ek fonksiyonlar seviyesinde pek çok kişi fazlasıyla mutlu edebilecek özellikleri bünyesinde barındırıyor arkadaşlar. Teknik özellik seviyesinde ek fonksiyonları yorumlamam gerekirse telefonda 802 11 ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 gibi özellikler bulunuyor. Üst seviye cihazlardan aşina olduğumuz suya ve toza karşı mukavemet ve kablosuz şarj gibi donanımlar ise bu telefonda bulunmuyor ne yazık ki. Galaxy A70'in en önemli özelliklerinden birisi de 4500 mAh kapasiteli büyük pili. Hatta şöyle söyleyeyim hacim olarak bakıldığı zaman amiral gemisi Samsung telefonlarının çoğundan daha büyük olduğu gibi pek çoğundan da aslında daha hızlı şarj oluyor. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Galaxy s SEO'nun 5G versiyonunda gördüğümüz 25 wattlık hızlı şarj özelliği a e de es geçilmemiş. Bu açıdan avantaja sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Neye karşıyım? Samsung'un ürün gamındaki diğer pek çok telefona karşıyım. Pil performansını yorumlamam gerekirse sonucunda ben bu telefonla 1 saat belki 1 bir saatin biraz daha üzerinde bir zaman geçirdim ama ben de bıraktığı ilk intiba telefonun özellikleri ve pil hacmi çerçevesinde yoğun kullanımda bile bir günü tamamlamakta sıkıntı yaşamayacağı yönünde. Ama pil ilgili kapsamlı testleri cihazın gelmesine bırakıyorum çünkü yaptığım testler çerçevesinde gerek video izleme süresi gerek internette dolaşma süresi gerekse de oyun başarımı gibi konularda pil performansını tek tek sizlerle paylaşıyor olacağım. Yavaş yavaş videonun son kısmına giriş yaparken şunu söylemeliyim ki A70 adına genel tablo bence başarılı. Ama kusurları var mı? Var. Kanaatimce A80 modeli haricindeki hiçbir A serisi telefonun 3000 TL üzerine çıkmaması gerekiyor. Zira 3000 TL üzerine çıkıldığı zaman hem daha yüksek performanslı alternatif modeller hem de Samsung'un önceki nesil amiral gemisi modellerini potaya dahil edebilmek pekala mümkün. Tabii ki beklenti ve ihtiyaçlar son derece önemli ama bu fiyat seviyesine çıkıldıktan sonra belki üzerine biraz daha koyarak Çinli bir amiral gemisi ya da Galaxy S9 ailesini değerlendirmekte de mümkün olabilir. Dolayısıyla fiyatın 3000 TL altına çekilmesi bence bu telefonun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır. Evet arkadaşlar ben Erdi Bu videomuzda Galaxy A70 ile ilgili ilk izlenim seviyesindeki deneyimlerimi, telefonun sahip olduğu özelliklerim mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Telefon test için elimize ulaştıktan sonra zaten merak ettiğiniz diğer soruları da mümkün olduğu kadar yanıtlamaya çalışacağım. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.